Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız anayasanın 104. maddesinin 16. fıkrası gereğince bu konuda af yetkisini kullandı ve bu yetki çerçevesi içerisinde bugün tahliyeler gerçekleşir. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valilik ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi. 28 Şubat davasının 14 hükümlüsünün kalan cezalarının sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırılmasına ilişkin kararın resmi gazetede yayınlanmasına ilişkin Bakan Tunç, Sayın Cumhurbaşkanımız anayasanın 104. maddesinin 16. fıkrası gereğince bu konuda af yetkisini kullandı. Bu yetki çerçevesi içerisinde bugün tahliyeler gerçekleşir. Ülkemiz, demokrasi tarihimiz darbelerin kara lekeleriyle dolu. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat demokrasiye kara bir leke olarak tarihe geçti. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması anayasa değişikliğiyle sağlanmış oldu. 28 Şubat sanıkları tabii yaşları ilerlemişti. Yaşlılık, hastalık ve sürekli sakatlık halleri nedeniyle anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanılmış oldu ve bugün itibariyle de tahliyeleri gerçekleştirilecektir dedi. Tabii ülkemiz, maalesef demokrasi tarihimiz darbelerin kara lekeleriyle maalesef dolu. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat demokrasiye kara bir leke olarak tarihe geçti. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması anayasa değişiklikleriyle sağlanmış oldu. Gerek 12 Eylül darbecilerinin, gerek 28 Şubat darbecileri yargı huzuruna çıktı ve işledikleri suçlar karşılığında da bağımsız ve tarafsız yargı cezalarını verdi ve büyük mağduriyetlerin yaşandığı 28 Şubat sürecini yaşatan kişiler de yargı önüne çıkıp yargımız tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. 12 Eylül darbecilerinin de anayasa değişikliğiyle yargılanmaları sağlanmıştı. Ülkemizde demokrasinin standartlarının yükseltilmesi noktasındaki mücadelemizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Demokratik, sivil, yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin öncülüğünde sürecek. 28 Şubat sanıkları tabii yaşları ilerlemişti. Hastalık, kocama ve sürekli sakatlık halleri nedeniyle anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesi içerisinde af yetkisi kullanılmış oldu ve bugün itibariyle de tahliyeleri gerçekleştirilecektir. Kobani davası kararları ile ilgili soruları denetleyen Bakan Tunç, 6, 7, 8 Ekim 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde büyük bir tahribata neden oldu. 37 vatandaşımız Yasin Börü ve onun arkadaşları kurban eti dağıtırken maalesef katledildiler. Suriye'deki iç karışıklıklar bahane edilerek sokak hareketleri, şiddet hareketleri başlatılmıştı. Bu süre içerisinde 37 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Okulların, işyerlerinin, evlerin taşlandığı ve saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir ortamı hep birlikte hatırlıyoruz. Terör olaylarının, şiddet olaylarının bir daha meydana gelmemesi için ülke olarak birlik, beraberliğimizi korumamız en önemli unsur dedi. 6-7-8 Ekim olayları biliyorsunuz 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde büyük bir tahribata neden oldu. 37 vatandaşımız Yasin Börü ve onun arkadaşları kurban eti dağıtırken maalesef katledildiler. Suriye'deki iç karışıklıklar bahane edilerek sokak hareketleri, şiddet hareketleri başlatılmıştı. Ve bu süre içerisinde 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, okulların, iş yerlerinin, ticarethanelerin, evlerin taşlandığı ve saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir ortam. 6-7-8 Ekim olaylarını hep beraber hatırlıyoruz. 2014 yılında gerçekleşti. Sonrasında hemen Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı. Tabii dün karara bağlanan dava ile ilgili olarak da Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi kararı açıkladı. HDP'nin o dönemde halkı sokağa çağırması ile ilgili olarak
başlatılan bir adli soruşturma ve sonrasında davaya dönüşen ve bugüne kadar, dünkü karara kadar yargılamaları süren davada da 108 sanık yargılandı. Bunlardan 72 tanesi firari, bunların dosyaları tevfik edildi. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i de adli kontrollü olarak yargılanıyordu. Dün açıklanan kararla beraber 24 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesindeki devletin birliğini, bütünlüğünü bozmak suçuna yardım etmek, Türk Ceza Kanunu 39 gereğince cezaları açıklanmış oldu. 12 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Beraat eden sanıklarla ilgili olarak da bugün itibariyle, dün akşamdan itibaren tahliyeler de gerçekleşmiş oldu. Tabii bu tür terör olaylarının, şiddet olaylarının ülkemizde bir daha meydana gelmemesi için ülke olarak birlik beraberliğimizi korumamız en önemli şey. Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak, birlik beraberliğimizi bozmaya yönelik, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, Türkiye'nin huzurunu bozmaya dönük faaliyetlere hiçbir zaman müsaade edilmeyecektir. Bu anlamda bu tür çirkin olayların, şiddet olaylarının bir daha gerçekleşmemesi bütün temennimiz. Çünkü demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasilerde şiddet çağrısına yer yoktur. Dolayısıyla demokratik siyaset yapmak isteyenlere alan açıktır. Ama gerek anayasamızın 26. maddesi, gerek Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesi, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10 ve 11. maddeleri şiddeti reddeder, şiddet çağrısını reddeder. Dolayısıyla bu anlamda da bağımsız ve tarafsız yargımızın vermiş olduğu bir karar söz konusudur. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkinse operasyonlar devam ediyor. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlattığı bir soruşturma var dedi. Devam ediyor arkadaşlar. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlatmış olduğu bir soruşturma var. O soruşturmada gözaltına alınan sivil ya da resmi görevliler var. Bu anlamda bu soruşturmayı hep beraber bekleyeceğiz ve soruşturmanın sonucunu hep birlikte göreceğiz.